Dengeler değişiyor. Çin'den ABD'yi saf dışı bırakan yeni hamle. Aralarında Avustralya, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin olduğu 15 Asya Pasifik ülkesinin imzaladığı dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması dengeleri değiştirmeye başladı. Yeni Şafak yazarı Erdal Tanas Karagöl imzalanan anlaşmanın küresel ve Türkiye'ye etkileriyle ilgili dikkat çeken bir analiz kalemi aldı. Koronavirüs, ABD'de yapılan seçimler, dünyadaki ekonomik daralma ve ticarette düşüş derken Asya'da büyük bir ticaret anlaşması imzalandı. Çin, Güney Kore ve Japonya'nın içinde bulunduğu 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalayarak dünya ticaretinin yönünü değiştirmeye karar verdiler. Bu ortaklığın bir tarafında bölgede Güneydoğu Asya Ulusal Birliği olarak bir araya gelmiş olan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam, diğer tarafta birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda var. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık için bir araya gelen bu ülkeler, dünya ekonomisinin %30'unu temsil etmeleri ve 2,1 milyarlık nüfusu kapsaması nedeniyle dünya ekonomilerindeki gücün ve ticaretin nerede yoğunlaşacağı hakkında fikir veriyor. Bu anlaşma, Asya Pasifik'te ABD olmadan Çin öncülüğünde imzalanan bir anlaşma. ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde olmamasından dolayı ABD'li firmaların serbest ticaret bölgesi dışında kalması Çin'in bu bölgedeki ekonomik hakimiyetini artıracaktır. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının dünyanın en hızlı ekonomik büyümesine sahip ve dünya sıralamasında ikinci sırada olan Çin'in birinci sıraya yükselme hedefi için stratejik bir karar olduğu açık. Çin, bu anlaşma sayesinde elde ettiği ticari güç ile tarihi İpek yolunu hayata geçirme konusunda da önemli bir avantaj kazanmış olur. Dolayısıyla Çin'in ticaret gücünün yalnız Asya Pasifik'te değil Avrupa'da da daha güçlü hissedileceğini söyleyebiliriz. Trump ile beraber ABD'nin içeriye dönmesi, Çin'in bu gibi anlaşma ile entegrasyon ve küreselleşmeyi tersine döndürmesi, Çin'in bölgedeki konumunu ve nüfuzunu güçlendirecektir. Dolayısıyla Çin bu anlaşma sayesinde ABD ile rekabet etme açısından önemli bir avantaj sağladığı gibi jeopolitik açıdan da önemli bir kazanım sağlamış oldu. Bu anlaşma şunu gösterdi ki ABD küresel bir güç olma konusunda geriye doğru bir adım attığında Çin bu boşluğu hızlıca dolduruyor ve hiçbir fırsatı kaçırmıyor ve kaçırmayacak. Peki Türkiye bu anlaşmadan nasıl etkilenir? Türkiye bu anlaşmada yok. Bu anlaşmada yer alan ülkelerin yüksek rekabete sahip olmaları ve Türkiye'nin mesela Çin ile yüksek miktarda açık vermesi nedeniyle bu anlaşma bizim için birçok dezavantaj oluşturabilir. Ama ticaret için yeni bir alternatif de olabilir. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.